bağların arasını çapalamak için bir sistem yaptım. Şu şekilde, şimdi onu tarif edeceğim. Normalde bağların arasını bu şekilde sürüyoruz ama arada şöyle otlar kalıyor. Bunu da elimizle yapmak zorunda kalıyorduk. Elimizle çapalamak zorunda kalıyorduk. Şu şekilde bir aparat yaptım. Bu aparatı şuradaki hidrolik koluna bağladım. Bu hidrolik koluyla işlem yapıyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Normalde şöyle. Mesela şu şekilde. Bu şekilde bağlara gelince, bağ aralarına gelince bağları koparmasın diye geri çekeceğiz, geri açacağız. Nasıl yaptım? Şuradaki hidrolik koluna bağladım. Bu hidrolik kolu şurayı oynatıyor. Buraya bir kol bağladım. Çok basit bir sistemle. Yani normalde bunların sensörleri satılıyor ama çok pahalı. Ben bunu 50 liraya falan mal ettim. Şimdi onu deneyeceğiz. Burada malzemelerden yaptım. Yani hiçbirinde yeni almadım. Elimde ne kadar burada varsa onlarla yaptım. Traktör de burada zaten. Şimdi tabii bir elimle çekeceğim. Bir elimle biraz zor olacak ama yavaş gidelim. Şöyle ki mesela bastırıyoruz. Şu şekilde. Araları alıyor. Ben şimdi yavaş gidiyorum tek elimle yaptığım için. Mesela buradaki bağa gelince durmanıza gerek yok. Şu şekilde bağın yanına gelince bunu açıyorsunuz. Ondan sonra tekrar bağa geçince şu şekilde. Tabii bir de öbür taraftan yapmak gerekecek. Şöyle istediğiniz gibi yana, artık traktörle yanaşılabilir. Daha derine daldırabiliriz. Elimde kumandadan şöyle. Bu şekilde. Şimdi ben bağları es geçiyorum. Öbür taraftan geçerken bağ gelirse çekeceğim. Görüyorsunuz ne kadar derinden gidiyor. Bağa geldik diyelim şimdi. Basıyoruz. Sistem kendini geri atıyor. Bağa geçtikten sonra geri açıyoruz. Tabi orada biraz ot kalıyor ama ona da bir yöntem düşüneceğim inşallah. Şöyle de geri geliyor. Mesela daha yakından geçebiliriz şöyle. Mesela şurada deneyelim. Ya bu ilk denememiz oluyor şimdi. Belki daha da geliştirilebilir ama ben geliştirmeye gerek yok. Bu sistem bana yetecek. Şöyle derine daldırdık. Şimdi otu aldı. Bakın. Evet. Şu şekilde görüyorsunuz ne kadar derinden gidiyorum şu anda. Evet. Bağ geldi. Sistemi açıyorum. Sistem bağ hiç dokunmadı. Geri tekrar açtım. Bu şekilde. Yani tek önemli değil, yavaş olsun ama bizi yormasın. Çünkü gerçekten çapalamak çok zor bağların arasına. Bu şekilde. Bak açıyor. Kesiyordu. Şimdi daha derine dalmasını sağladım. Şimdi dibinden otlar alıyor gidiyor. Bu şekilde mesela direğe geldik diyelim. Şöyle bıraktırıyoruz geriye. Şöyle açıyoruz geri. Evet bayağı güzel oluyor. Hem de diplerini açmış oluyor ki yani sulama falan olduğunda veya yağmur yağdığında bağların diplerine daha çok faydası oluyor. İşte bu kadar. Teşekkürler.